Tekrar merhabalar minnoşlarım. Bu haftaki konumuz olasılık. Biliyorsunuz çok zevkli ve basit bir konuydu. Kısa sürede bitirmiştik. Sizin gözünüzü korkutmak için ne yapabilirler? Büyük işte yeni nesil sorularda paragraflar verirlerse gözünüz korkmasın arkadaşlar. Yapacağınız işlem pay ve paydaya sayılar yazmak olacak. Bütün alt başlıklarını göstereceğim bugün size genel tekrar dersimizde. Şimdi bir tanımına bakalım arkadaşlar. Olasılık ne demek? Sonucu kesin olmayan ya da rastlantıya bağlı olan olayların gerçekleşebilme derecesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Olasılık diyoruz. Kesin değil. Niye kesin değil? Çünkü bir parayı 100 kere atarsınız, 100'ünde de yazı gelebilir değil mi? Ama biz tura gelme olasılığına 1/2 diyoruz. Doğru değil mi arkadaşlar? Bunun için kesin değil diyor. Siz takılmayın oraya. Şimdi bazı terimler var. Terimlerde bilmeniz gerekebilir. Çünkü eşleştirme soruları sorabilir arkadaşlar size. Biraz da onlardan bahsedelim. Mesela deneyden bahsedelim. Deney demek sonuçları belirlenebilen olaylardır. Çıktı demek bir deneyde elde edilebilecek sonuçlardır. Yani o deney demek mesela bir zarın atılmasıdır. Çıktı demek işte zar atıldığında 3 gelmesi, 5 gelmesi. Örnek uzay bütün çıktılardır. Yani bir zar attığınızda sadece 2 gelmiyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bunlar örnek uzaydır. Biz bu örnek uzayı payda kısmımıza, aşağı kısmımıza yani tüm duruma yazıyorduk arkadaşlar. Birazdan yazacağız zaten. Olay dediğimiz şey neydi? Örnek uzayın alt kümelerinin her biri. Yani ben çift gelmesini soracağım size mesela. Asal gelmesini soracağım. Bunların her biri ne olacak arkadaşlar? Olay olacak. Şimdi test sorularında genelde karşılaştığınız şeylerden biri de şu. İşte aşağıdakilerden hangisi? Bu olayın olasılığının sonucu olamaz. Yani bir olasılık sonucu olamaz diyor. Mesela arkadaşlar kesrimi çizdim. Burası payda, burası pay değil mi? 5/3 gibi bir sonuç bulamazsınız. Soruyu çözdünüz. 5/3. Bu yanlıştır. Çünkü payı paydasından büyük olmamalı arkadaşlar. Veya 2/7 olabilir değil mi? Bunu bulabilirsiniz. Payınız paydanızdan küçük. -2/7 olabilir mi? Bak şartlar uyuyor. Payı paydasından 2, 7'den küçük ama eksi sayılar olmaz arkadaşlar. Veya 0. Biz buna özel bir isim söylüyorduk. Kimdi bu? İmkansız olaydı. Birazdan göreceğiz. Olabilir. 1. Bu da olabilir. Bu da kesin olaydı. Aslında biz şöyle bir tanım yapabiliriz arkadaşlar. Olasılığın sonucu 0'la 1 arasında olacak. Yani tutup bir 1,5, 2,5 filan 5/2, 5/3 filan bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi durumları inceleyelim. Bir madeni parayı atıyorsunuz. Madeni parayı attığınızda hangi durumlar gelebilir? Yazı ve tura. Yani sizin örnek uzayınız, fayda kısmınız ne olacak arkadaşlar? 2. Bir zar atıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 gelebilir. Yani örnek uzayınız ne olacak paydanız? 6. 2 tane madeni para atarsanız arkadaşlar. Yani bunu yazması kolay. Bak şimdilik yazalım. Yazı tura, tura yazı, tura tura. Kaç tane durumunuz var? 4 tane durumunuz var. Paydanıza 4'ü yazıyorsunuz arkadaşlar. 3 tane madeni para attığınızda. Şimdi bunu teker teker yazmak istemiyorum ben arkadaşlar. Bunda bu arada şurada 6'yı unutmuşuz arkadaşlar. 6 tane durum olacak. 3 tane parayı attığınızda teker teker yazmak zorunda değilsiniz. Bunun kısa yolunu göstermiştim. 1 tane parayı attığınızda 2, 3 tane para var. Bunları çarpıyorduk. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani sizin payda kısmınız ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda arkadaşlar. 1 para, 1 zar. Parayı attığınızda kaç durum var? 2 durum var. Zarı attığınızda kaç durum var? 6 durum var. O zaman paydanız ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda arkadaşlar. 2 tane zar atalım. Bir tane zarda kaç durum var? 6. Diğerine de 6. Çarparsam payda kısmında ne olmak zorunda? 36. Sakın sınavda bunları teker teker yazmaya kalkışmıyorsunuz. Mesela der ki mesela şuradan soru üretelim. 2 tane zar atıldığında üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı. İlk önce paydamı yazıyorum. 36. Çünkü 2 tane zar attım. 6 kere 6. Peki yukarıya ne olabilir? 1'e 1 olabilir. 2'ye 2, 3'e 3. Aynı gelmesini istiyorum ya. 4'e 4, 5'e 5, 6'ya 6. Kaç tane durum var? 6. 6/36 yazardınız. Şimdi bazı durumlardan bahsedelim.
İmkansız olay neydi? Ben derste de size şu iki örneği söylemiştim. İmkansız olay neydi arkadaşlar? Mesela pazartesinden sonra çarşambanın gelmesi. Ya da mavi ve kırmızı topların olduğu bir keseden çekilen topun sarı olması. İmkansız değil mi? Bunun cevabı ne olacaktı arkadaşlar? Sıfır. Yüzde olarak da yazarsınız. Yüzde ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Kesin olay neydi? Pazartesinden sonra salının gelmesiydi arkadaşlar. Yani %100'dü değil mi? Cevabımız 1 olacaktı. Veya bir torbanın içinde kırmızı toplar var. 10 tane kırmızı top var. Torbadan çekilen topun kırmızı olma olasılığını soruyor. Tabii ki %100'dür. Kırmızı çıkacak. Daha fazla olasılık ya da daha az olasılık. Ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela 4 tane mavi top var. 3 tane kırmızı top var. Hangisinin olasılığı fazla? Tabii ki mavinin. İşte daha fazla olasılığa sahip renk mavi. Daha az olasılığa sahip renk kırmızı. Eşit olasılıklı. Bununla alakalı şöyle bir sorusu çözmek istiyorum. Ben hatta sınavda sormuştum size bunun benzerini. Şimdi eşit olasılık olabilmesi için elinizdeki materyallerin her birinin adedinin aynı olması lazım. Mesela şöyle bir soruydu. 6 tane kırmızı var, 4 tane sarı var, 7 tane mavi var bir torbanın içinde. Top. Ben diyor torbaya en az kaç tane top eklemeliyim ki renklerin çıkma olasılıkları eşit olsun. Bunda şuna bakmam lazım. En azı sormam lazım bu arada. En fazlası zaten artı sonsuza doğru gider. En fazla 7 tane mavi var mesela. Herkesten 7'şer tane olsun o zaman. Bir tane kırmızı eklerim. 3 tane de sarı eklerim. Toplamda ne kadar ekledim? 4 tane en az eklersem her birinden 7'şer tane olacağı için o zaman her birinin olasılığı eşit olur. Yani 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 olur. Şimdi geri şuraya atlıyorum. Hilesiz bir zar havaya atıldığında buraya takılmıyorsunuz. Hilesiz bir zar demek zorunda zaten. 4 gelme olasılığı. Ha bu kadar basit bir soruyu neden sordum? Bazılarınız hala şurada hata yapıyorlar. 4 bölü 6 yazıyor mesela. 4'ü istiyorum ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yukarıya kaç adet durum var? Yani kaç tane durum var onu yazıyoruz. Aşağıya da olabilecek bütün durumları yazıyoruz. 6 tane sayım var. Faydam 6 olacak. 4'ün gelme olasılığı 1 tanedir. İşte 3'ün gelme olasılığı 1 tanedir. Yukarıda ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Yani 1 bölü 6 diyoruz arkadaşlar. Hilesiz bir zar atıldığında 3'ten büyük gelme olasılığı. Bakın 3'ü kabul etmiyor. 3'ten büyük istiyorum diyor. Kim var? 4, 5, 6. Kaç tane durum çıktı? 3 tane. O zaman bunun cevabı ne gelecek? 3 bölü 6. Böyle bırakmıyorsunuz. 1 bölü 2. En az 3 gelme olasılığı. Bakın arda arda bilerek bunları sordum. En kelimesi eşitsizlik konularını anlatırken de söylemiştim. Beni kabul edebilirsin demekti bu adam. En az 3 yani 3 ve 3'ten fazlası. O zaman 3'ü aldım, 4'ü aldım, 5'i aldım ve 6'yı aldım. Kaç tane durum aldım? 4 tane durum aldım. Totalde de 6 tane var. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 dedim arkadaşlar. Asal olma olasılığı. Asal sayılar içinde kim var? Hani zar düşünüldüğünde 2 var, 3 var ve 5 var. Kaç tane durum yani? 3 tane. 3 bölü 6'dan bunun da cevabı 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi bizim iki tane önemli kelimemiz vardı. Veya, hatta bağlaç mı diyelim bunlara? Veya ve ve. Ve biraz insafsızdı veya insaflı bir adamdı. Doğru değil mi? Şimdi ilk önce D şıkkını çözeceğim. Aşağıya çözeceğim arkadaşlar. Daha iyi anlayın. Çift gelmeleri 2, 4, 6. Asal gelmeleri 2, 3, 5. Şimdi veya demek toparlamak demekti. Yani hepsini birleştirmek demekti. Ama bir kümede bir eleman bir defa yazılırdı. Yani ben bu adamı bir kere sayacağım. 2, 3, 4, 5. O zaman olasılığımız ne olacak? 5 bölü 6 olacak. Şimdi V demek biraz bencildi. Hem çift olacak hem asal olacak demek bu. O zaman yine çiftleri yazıyorum. 2, 4, 6. Asalları yazıyorum. 2, 3, 5. V dediğime göre ikisinin de ortaklarını alacağım. O zaman ikisinin ortağı sadece kim var? 2 var. Yani kaç durum var? 1 durum var. O da ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 6 yapacak. Bir torbadan 12 mavi, 15 yeşil, 23 tane kırmızı bilye varmış. Ben sorunun tamamını yazmadım. Gereksiz. Torbadan çekilen topun
Mavi gelme olasılığını bulalım diyor. Mavi gelmesi, mavi kaç tane arkadaşlar? 12 tane. Totalde kaç tane var? Toplarsanız 50 tane arkadaşlar. İster bunu 3 ile sadeleştirin. Sadeleşir mi bu arada? Sadeleşmez. Neyle sadeleşir? Üst taraf 3 ile, aşağı taraf 3 ile sadeleşmeyecek için 2 ile sadeleştirin. İster öyle şıklarda bulun. İsterseniz de bu soruyu da farklı çözelim. Yüzdesini sormuş olsun. 2 ile genişletin. 2 ile genişletirsen 24 bölü 100 yapar. O da %24 yapar arkadaşlar. Bunu da sormuş olabilir. Yeşillere bakalım. 15 bölü 50. Bunu isterseniz 2 ile genişletin. İsterseniz de 5 ile sadeleştirin. Fark etmez. Sarı gelme olasılığı diyor. Torbada sarı yok ki arkadaşlar. Bu imkansız olay. 0. Mavi olmama diyor. Yani mavi istemiyorum. Bu kadar. Mavi kapattım. Yeşillerden 15 tane, kırmızılardan 23 tane. Toplarsam 38 tane bilyem var. Bölü yine totalde 50 istiyorum. Yeşil veya mavi. Veya biraz önce bahsettik. İnsaflı adamdı. Veya da toparlıyordum. Doğru değil mi? O zaman yeşil ve mavileri topluyorum. Bak yeşil ve maviler. Toplarsam 27 yapmaz mı arkadaşlar? O zaman 27 bölü 50 diyoruz. İsterseniz 2 ile çarpın, paydasını 100 yapın, genişletin, yüzdesini bulun. Başka da bölünmez zaten değil mi? Bu diğerleri gibi değil. Mesela 27 3'e bölünür, 50 2'ye 5'e bölünür. Ortak bir bölenleri yok. Yani bunlar aralarında asal var. O zaman ya yüzde yapacaksınız ya da böyle bırakacaksınız. Şimdi size sıkça sorduğum bir soru tarzı da buydu arkadaşlar. Hani kızlar erkekler gözlüklü gözlüksüz diye sormuştum ben hatırlıyorsanız bunları. Şimdi esmer olma olasılığı diyor. Totale bakıyorum toplamda kaç kişi var? 10 böyle, 15 de böyle. Toplamda 25 tane adam var. Benden esmer olmalarını istiyor. Esmer olmaları şu izah, doğru değil mi? 12, 3 daha 15. Mesela bunun yüzdesini sormuş olsaydım bunu 4 ile geliştirdim. Yani %60 yapardı. Kız olmasını soruyor. Kızlar buradakiler değiller mi? Değiller mi arkadaşlar? 16 tane. 16 bölü 25. Esmer kız. Aslında bu soru esmer ve kız. Aynı şey. Esmer kız. Bakın. Esmerler buralar. Kızlar buralar. İkisinin kesiştiği yer şurası da değil mi arkadaşlar? 12 bölü ne gelecek? 25 gelecek. Esmer ve kız. Kesişimini aldım. Ama esmer veya kız derse ben bunu biraz renkli çözmek istiyorum size. Esmer veya. Veya dediğinde toparlıyordun ya hani. Esmerleri boyuyorum bak. Kızları boyuyorum. Şurası iki kere sayıldı ama ben kümemde bir kere sayıyordum. Topluyoruz değil mi arkadaşlar? 4, 12 daha 16, 3 daha 19. O zaman bunun da olasılığı ne gelecek? 19 bölü 25 gelecek arkadaşlar. Şimdi 2011 SBS sorusunu yazdım size arkadaşlar. Teorik olasılıkla alakalı bir soru. Teorik olasılık aslında bizim bunlar bu çözdüklerimiz. Terimlerden de az çok aşina olun diye söylüyorum. Diyor ki bana torbada 36 tane bilye var. Siyah gelme olasılığı 1 bölü 3, mavi gelme olasılığı 2 bölü 9, beyazlar kaç tanedir diyor. Şimdi benim paydamın ne olması gerekiyordu? 36. Çünkü tamamı 36. O zaman siyahları bir bulalım bakalım. Madem 1 bölü 3 36 olabilmesi için bunu neyle çarpmam lazım? 12 ile. O zaman 12 bölü 36. Diğerlerine bakalım. Mavilere bakalım. Mavi 2 bölü 9. Benim paydamın 36 olması gerekiyor. O zaman 4 ile genişletiyorum. 8 bölü 36. Yani siyahlar 12 tane. Maviler 8 tane. Topladım 20 tane. Totalde 36 tane bilyem vardı. 20 tanesini çıkardım. O zaman 16 tane de kimim? Beyazım. Ha, olasılığını yazmak isterseniz de 16 bölü 36 yazarsınız. Sadeleştirirsiniz. Bulursunuz. Onu istemiyorum ama beyazların kaç tane olduğunu istiyordum. Şimdi son olarak şundan bahsedelim. Deneysel olasılık. Çok önemli bir şey değil. Sadece örnek karşınıza çıktığında hani bunun ne demek istediğini iyi anlayın diye söylüyorum eşleştirme sorularında. Diyor ki para atılma deneyi. Tek çıkma olasılıklarını inceliyor 3 tane arkadaş. Volkan 10 kez atıyor. Bülent 30 kez, Cesur 50 kez atıyor bilyeyi. Zarı.
kanın attığına 10 tanesinin 6 tanesi tek geliyor. Bülent'in 16 tanesi, Cesur'un 26 tanesi. Farklı bir hata, farklı bir sonuç oluyor. Beni burası ilgilendirmiyor. Deneysel olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Fazla deney yapılıyor. Yani fazla atış yapılıyor. Mesela 10 kez atmış, 30 kez, 50 kez. Size bir önceki sorularda bu kadar büyük sayılar sormaz. Ha, bu ne olasılığı o zaman? Deneysel olasılık. Son olarak şunu bilmeniz gerekiyor. Deney sayısı arttıkça teorik olasılığa, yani işin doğruluğuna daha yakın oluyorsunuz. Aslında geçerliliğini artırıyorsunuz. Doğruluğunu artırıyorsunuz arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.